Aslı Hanım. Efendim? Ben Yavuz Bey'in cebinde kaşık gördüm. Aa, oynarken mi? Evet. Size ufak bir sürprizimiz var aslında ama. Gerçekten mi? Evet. Ay yani sürprizlerce. Ankara... Ya Yavuz Bey ne renklisiniz. Yavuz çok güzel oynar. Gerçek mi? Evet. O zaman ne havası oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ankara havası. Vallahi bana sürpriz oldu. Ankara'dayız. İlk günde Ankara havası mı? Evet. Evet, evet. Ay yaşasın. Sizin için. Haydi müzik gelsin. Arkadaşlar, ses deneme 1-2-3. Ankara bay bay, hele hele memleketim Ankara bay bay. Nuray Hanım'ın eşinin sürprizi bence çok güzeldi. Ankara'yı çok güzel tanıttılar. Bizim kaşık oyunlarımız, oyun havalarımız çok meşhurdur. Sizin de bunu görmenizi sağlaması benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar 3, 2, 1. Maşallah. Peki nasıl yapıyorsunuz? Bana bir gösterseniz mi acaba? Şöyle. Şuraya. Tamam. Böyle. Şu şöyle. Bu, böyle. Evet, evet, evet. Aynen. Böyle. Aynen. Ben bu şekilde. Dur, iyice oturtmam mı ben lazım? Ben de hiç beceremem. Kaşık bakayım. Tutmayı gerçekten hiç bilmiyorum ama nasıl yapacağım? Bunu da bir dakika. Yap. Şu. Yani ben bunu hiç buraya koyacağım. Evet, orta. Ha. Yapıyorsunuz. Vallahi zor. Aslen hepiniz Ankaralısınız ve bu Ankara'ya ait yöresel bir oyundu. Yani çok güzel bir sürprizdi. Bizim günümüzde böyle sevgili Nuray'ın gününde çok güzel bir sürpriz yaptınız bize. Vallahi gözümüz şenlendi. Çok da hoşumuza gitti değil mi Dışnes? Evet, evet. Sormak istediğim bir şey var mı? Evet, Yavuz Bey'den biraz eğitim almam lazım. Kesinlikle eğitim. Biz eğitim mi aldınız yoksa çocukluktan yok, böyle geliştiniz mi? Tabii, olağan yani. O zaman her düğünlerde böyle siz böyle aynen, kaşıklarla birlikte aynen, çıkıyorsunuz. Evet. Ay çok çok güzel ya, çok memnun oldum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hepinize çok hoş teşekkürler ediyoruz. Teşekkür sağ olun, gelin evini izleyin lütfen. Evet, gelin evi sadece hanımlar tarafından izleyen bir program değil değerli izleyenler. Beyler de gördüğünüz gibi yakından takip ediyor bizi, değil mi? Aynen. Evet, çünkü neden? Hanımlar ne ister, nasıl mutlu olur? Hepsi bizim programda. Mesela bugünkü sürprizinizle bizi ihya ettiler değil mi? Evet, Dayanım çok canım, güzel oldu. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum, çok mutlu oldum. Ayaklarınıza sağ sağlık. Biz teşekkür ederiz, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür sağ olun, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eşi arkadaşlarıyla birlikte geldiler böyle Ankara'da hani yöresel böyle kaşık oyununu oynadılar ama yöresel diye vurguladılar. Yani bunun yanında bence bir kıyafet de olmalıydı. Yani takım elbiseden ziyade bence yöresel kıyafette tam cuk otururdu yani. Nuray Hanımcığım sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. 22 yıl önce iyi ki evet demişsin eşine. Ben de hayatımda iyi ki... Onayı değiştirelim ya. Yok yok. Ne? İyi ki o olmuş yani. Ben de hep içimde kalırdı eğer Yavuz çok olmasaydı. Çok isteyen oldu mu? İstemeye kalmadan önce evlendim. Kaç 19 yaşındaydı? Yaşında. Aman 19 yaşında. Bir şey söyleyeyim mi? Valla şimdi isteseydi ben bile derdim. Al Nuray'ı git al. Çok beğendim çünkü enerjisi yüksek. Senin gibi yani uyuşabileceğin bir eş almışsın. Evet evet. O yüzden yüzünüz böyle gülüyor. O yüzden hani... Mutlu bir kadın ya. Evet, Allah ederim, sizin nazarlardan saklasın. Cümlemiz inşallah. Resimlerine bakalım, fotoğraflarına bakalım. Bakalım. Şöyle bir 21 yıl önceye gidelim bakalım. Aslı Hanım. Efendim? Ben az önce Yavuz Bey'den kaşık oyunu oynamayı öğrendim. Aa. Kaşığımı da aldım. Maşallah. Bakın kaşığıma. Dur ver kaşığını.
Sen kaşıkla anca şey yaparsın ya. Çok. Helva medva. Ya da böyle üstüne binerse kürek şeklinde böyle kanoyla. Allah senin iyiliğini versin. Kaşık çalmayı öğrenmedi bana. Senin kaşıklı kız. Ben bunu nereden buldular bilmiyorum. Ben bunu hep yanımda dolaştırıyorum. Ancak bu kaşıkla oynarım. Bence sen hani süpürge var ya uçup biliyor. Sen bu kaşığa böyle uçuptun. Bu özel bir kaşık gerçekten. Büyük aşçıların Osmanlı döneminde de böyle. Aynı zamanda işte belediyelerde vesairelerde biliyorsunuz özellikle Ramazan'da yemekler yapılıyor ve dağıtılıyor. İşte o büyük tencereler bununla karıştırılıyor. Ben biliyorum. Beni kandırma dış ses. Sizi kandıramam Aslı Hanım. Ama sen çalış belki. Belki yaparım. Bu senin sözün mü? Sözüm evet. Biraz kalabalıktı, eve sığmadık. Kapının önünde yaptık işte. Ne kadar küçüksünüz. Evet ben liseyi bitirdim işte o yaz tatilinde. Kaç yaşındasın orada? 19, 19, 18. 19. Ama. Şeyde eşin de 21 falan mı? Eşim de 2 yaş büyük. Evet o da 21. Küçük. Ay canım benim ya. Altınlara bir bak. Keşke şimdi çok olsa bu altınlar. O zamana göre çok takım oldu mu? Çok takımız oldu sözde. Güzel. Da gidip söz olmasına rağmen sözde aynen normalde takılmaz. Ama böyle nişan gibiydi. Büyük sözdü. Anneciğim evet, soldaki. Evet annem soldaki. Soldaki mi? Soldaki kilolu olan. Diğeri de kayınvalidem. Hayatta mı kayınvalide? Evet. Selam, saygı, sevgi olsun. Anlaşıyor musun? Evet çok hayırdır. İyidir. Allah ona ömür versin. Anneciğinin de mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Canım benim. Ay düğün resmi. Ne kadar farklı. Evet biz albüm yaptırmamıştık. Ay kıyamam. 3-4 tane resmimiz var. Hanımlar bir şey soracağım. Şimdiki gelinler neden böyle fotoğraflar çekilmiyor? Şimdiki gelinler daha sosyetik oldular. Kesinlikle artık. Yani biz olduk. Kendimi de içine dahil edeyim efendim. Artık dışarılarda. Klipler, evet. Dronlar, evet, çekimler. Evet. Artık tabii ki yani imkanlar dahilinde haklı. Gönül istiyor. Evet. Yani eskiden bu kadar fotoğraf çekmek, efendim sosyal medya bu kadar popüler değildi. Böyle şeyler yoktu. Yani evet. Bizden şanslı mıyız? Şanslıyız. Ben tabii ki. Değil İmkanlar mi? Daha fazla sizde. Bak aynen. Nuray. Efendim. Sen nikah tazelesene yeniden. Ay yok Aslı Hanım. Evet. Geçti artık bizden. Yıllar size güzellik katmış. Eşine de. Sana da. Çok teşekkür Duvak ediyorum. Duvak da çok güzel görünüyor. Aynen Duvak detayı da çok güzel 22 bence. 22 sene öncesine göre çok güzel. Aynen çiçek gelinliği detayı çok güzel. Tarzınızı korumuşsunuz o zamandan bu zamana. Tüller vardı bütün kolum tüldü aslında. Evet. Sadece orayı kapatmak için ben de böyle bir kolluk falan. Çok taktım. Güzel olmuş. Kaç yaşında kapandın? Ben yine 18-19 yaşında. Çiçeğiniz duruyor mu? Duruyor. Güya burada da çiçeği yere atıp almak istiyorum. O da beni tutuyor. Ama maalesef fotoğrafçımız sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Önemli eşinin kolunda kırmızı bir şey mi var? Evet, evet. Ne var eşinin kolunda öyle damatlara kırmızı? Damatlara takılıyor. Ama resim çekiminde çıkarmamışlar bir galiba. Bir dakika. Damatlara mı takılıyor? Evet. Ankara'da mı? Evet. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani damatlara kırmızı mı sağdışlara evet, yeşil evet, takılır. Ben bunu ilk kez biliyorum Zeynep. Bizde de öyle. Ya bizde de öyle. Niye yeşili biliyorum. Damat olduğu belli olsun diye. Ya yeşil takar. Ya o da ciddi. Şey gibi gelinlere atılan kırmızı başörtülü o bir. Yeşil. Sağdıç. Sağdıç. Sağdıç evet. Ne yapıyor burada? Damada yardımcı oluyor yardımcı her anlamda. Oluyor. Peki gelinin sağdıcı var mı? Evet. Şu oluyor. Yeni dönemlerde artık evli çiftler seçiliyor sağdıçlar. Tamam. Damadın gelinin sağdıcı ne takıyor? Ona da artık takıyorlar evet. Koluna. Aa, ben ona da görüyorum artık evet takıyorlar. Ben takıyorlar. Ay sizin düğünlerde de var mı? Evet evet var. Ay benimkinin damat göreceğiz da var. Evet. Ay nostaljik bir davetiye mi o? Evet. Zeynep'cim al sana. Sana evet. Zahmet. Buyurun. Ay ne güzel değil mi? Çok güzel. Bakalım mı? Senin davetiyen mi? Evet. Saklıyorum. Bu beyle bayan kim? Ben onu tesettürlü zannettim, Nuray Hanım eskiden zannettim. Eskiden hep böyle gelin damat koyarlardı kartların üzerine. Ya inanmıyorum gerçekten ya. Bakalım. Gerçekten. Şeyi biliyorum, pastaların üstünde gelinle damat evet, vardı da. Evet. Ama bunu arabaların ilk defa gördüm de. Ben. Bütün işte milenyumda yenilenlerin bütün kartları bunların değişik versiyonları. Yani damatla gelin değişiyor ama kart değişmiyor. Ya. 2000 değil mi? Nuray ile Yavuz'un evet. Düğün törenlerinde. Onlar da ilk evlenmişler. Mutluluk duyarız. Kişinin sahip olduklarının en değerlisi Allah'ı zikreden bir dil, ona şükreden bir kalp ve imanı doğrultusunda yaşamasına yardımcı olacak bir eştir. Hazreti Muhammed'in bir sözüyle
davetiyemizi bastırmışlar. Çok güzel efendim. 21 Temmuz 2000. Evet. Cuma günü başlayıp 23 Temmuz 2000 pazar günü mü sona erecek? Sona erdi de... 3 gün mü sürdü? Bizim düğünler... Anadolu'da 3 gün sürer. Bir sürdü. Evet. Bak şimdi bak. Pazar günü saat 10'da gelin almaya gidilecek. Evet. Yani. Evet. Karapınar Mahallesi, Karapınar, Mamak, Dikmen ve Ankara. Evet. Ben Mamak'ta oturuyordum eskiden. Ha, ay canım benim ya. Bunu çerçevelet. Bence de çok anlamlı. Çok güzel bir anı, evet. Çok güzel bir hatıra. Hani sakla evet. Bir çerçeve yok, bence. Yok saklıyorum cidden. Yeni gelinler yapıyor, sen de yap. Sen de yeni sayılırsın. Değil mi? Aynen yeni öyle. Bence 22 seneye göre çok güzel. Çok güzel değil mi? Tarzlar, evet. Evet. Bu abim, ortadaki ben, diğeri de ablam. Ay, üç kardeşler. Ay canım benim ya. Evet. Üç kardeşsiniz. Bu ne? Çeyiz. Bu? Çeyiz sermiştik. Eskiden çeyiz serilirdi. Bu ne? Bir odayı. Bunlar yazma... Evet, bu yemeni deriz. Yazma, yemeni. Tamam. Evet. Nasıl çektin? Bu tavana ipleri asıyorsun çiviyle. Alttan da bir fotoğrafla çekmişler. Evet, alttan çekiliyor. Yemenileri başka böyle asıyorsun. Başka fotoğraf? Şimdi içeride de gördünüz ya o evet. Fotoğraflar daha önce çekilmiş duruyor. İlk hali. Çeyizin ilk hali. Evet, evet, çok bakın güzel korumuş. Elbiseler var pembe çilekli. Evet, evet, gördüm. Ay. Hatta ay. Bu sandığı da gördünüz. Ay evet, evet ya. Ne evet. Kadar güzel ne korumuşsunuz. Güzel, ne güzel. Bu şimdi sizde de hani yapılıyor ya çeyiz evden çıkarken fotoğraflar çekiliyor evet. Falan. Siz de o zaman fotoğraf çekmişsiniz evet, demek. Evet, hepsini. Ay çok güzel. Bir şey soracağım sana. Buyurun. Sen çok genç yaşta evlenmişsin. 18 yaşında, tabii. 19 yaşında. Şu an senin de evladın var, Allah bağışlasın. Onların bu kadar erken evlenmesini ister misin? İstemem. Yani şu an mesela oğlumun okuması için can uğraşıyorum. Çok tabii ki. Sence bir evlilik yaşı kaç olmalı? Bence bir meslek sahibi olduktan sonra hani işini de kurduktan sonra evet. Evlenebilir. Hani çok da geç kalsın istemiyorum. O zaman da seçici oluyorlar. Seçici olsunlar. Yani seçici, hayır şöyle yani kaşın üstünde göz olma misali beğenmiyorlar. Ama 19 yaş çok erken. 20'li yaşlarda erkek tabii. için çok tabii. erken. Değil benim mi? İçin çok erken. Hani çok geç de olsun istemem. Eskiden böyleydi. Aynen öyle. Ama şimdi hayatın getirdiğine göre davranmak zorundayız. Evet. İşimizi, gücümüzü vesairemizi. Değil mi kızlar? Hı hı. Sizce? Bence yani, 20'li yaşlarında evlendiğim için yorum yapmıyorum buna. Sen evet erken. Evet evet. Erken. Sen erken evet. Evlendin. Siz hanımlar? Ben de 20 yaşında evlendim. Yani, artık erken evlenecek bir söz yok. Aynen. Yani bana da aslında erken geliyor. Hani mesela bir iki sene daha sonra olabilirdi. Ama hani nasip diyorum. Evet. Nasip sen Tuğçe kaç yaşında evlendin? Ben 22 yaşında evlendim ama bir kadının ideal evlilik yaşı 26 bence. Evet. Yani en azından benim açımdan 26 yaş bir insanın daha böyle her şeyi yapabilecek pozisyonda hareket ediyor. Daha, her daha enerjik hissediyor. Daha üstesinden evet. Gelebilirsiniz. Sen Duygu ne? Ben 23 yaşında evlendim. Evet. Ama bir 5 sene önce kadar falan biraz erken evlilik vardı. Yani evet, o furyaya katıldık. Şimdi artık 30'a yükseldi evet. Ama bence en iyi yaş 30 olmalı. Öyle mi diyorsun? Tabii. Her şey daha iyi oturuyor. Ben çok kişiden haklısın. Kişiye değiştiğini düşünüyorum bu yaş sınırının. Yani 21'de de bence hazır olabilir o genç kız, 30'da da. Evet, doğru insanı bulmak önemli. Nasıl yaşadığın, ne şartlarda ya, büyüdüğü önemli. Bence. Ben de değilim tabii ki ama hani... Çok haklısın, hepinizin evinde tek tek soracağım. Detay yapacağız inşallah. Dilerseniz artık puanlamamıza geçelim. İşte en heyecanlı ölüm geliyor şimdi. Evet, hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlarım senin için puan kullanacak. Evet, değerli izleyenler, sırada puanlama.